Tayfun Tokalı. Kendim Bursalıyım. Şu anda kumaş sektörünün durumu nedir? Ya şu anki gidişat pandemiye göre iyi bir konumdayız. Önümüzdeki sezon yazı bekliyoruz. Yazın her şey daha güzel olacak. Şu an biraz da hava şartları etkiliyor bizi. Böyle havalarda daha iyi oluyor yani. Pandemi nasıl etkilemişti sektörü? Pandemi tabii bir yani çalışma hayatını bayağı etkiledi. Çünkü yani kısıtlamalar oldu. O yüzden iş ve kendi patronlarımız da bu süreçten etkilendi. Ama önümüzdeki günlerde daha güzel günler bizi bekliyor. Baharda ve yaz daha iyi olacak inşallah. Peki hangi kumaşlara daha çok talep oluyor? Ya genelde mesela polar kumaşlar, kazova kumaşlar. Ondan sonra bazen kumaşlar daha çok talep oluyor. Bursa Kumaş Pazarı işletmecisiyim. İmalattan halka. Şu anda kumaş sektörünün durumu nedir? Kumaş sektörü şu anda hızlı. Malum bildiğiniz gibi düğün sezonu başlıyor. Köylerden falan gelenler oluyor. Bunlar düğünlerde birbirlerine kumaş hediye ediyorlar. Kız tarafı, erkek tarafı. Yani kumaş sektörü hızlı şu an. En çok hangi kumaşlara talep var şu anda? Daha çok krep ve kaşelere talep var. Kaşeleri biliyorsunuz havalar soğuk. Onlar yüzünden. Evet. Kreplerde de var. Fiyatlar ne durumda? Bunlarla ilgili bilgi. Biz biraz daha mantıklı satıyoruz. Fiyatlarımız daha hesaplı. Burada kumaşlarımız var. Metresi 10 liradan, 35 liradan kaşelerimiz var. Yani hesaplı veriyoruz. Sektörün iyiye gittiğini söylüyorsunuz. Aynen öyle. Sektörün iyiye gittiğini söylüyorum. Bence eski usule dönülmeli. Daha çok hani alıp mağazadan alacağınızı kendiniz dikmenizde fayda var. Biraz düşüklük var ama gene iyi. Yani biraz yani o kadar kötü değil de fiyatlar bir anda yükseldi de şu anda düştü. Şu an düştü. Yani şu anda ufak tefek var, işler çok az. Yani öyle bir hızlı bir iş yok ama. Ne zamandan beri düştü fiyatlar? Şurada bir aydan beri biraz daha düştü. Ama normalde vardı da ama biraz daha düştü. İnşallah Mart'tan açılır işler. Onu bekliyoruz. Hangi kumaşlara daha çok talep var şu an? Şu anda en çok viskon. Hani pamuklu viskon. Ştapel diyorlar buna. Bu daha çok satılıyor. Yani bu elbise yapılıyor, bundan etek yapılıyor, şallar yapılıyor. Yani her şey yapılıyor bundan. Peki günde ne kadar müşteri geliyor buraya? Talep çok var mı? Tabii var. Bizim normalde müşterimiz dışarıdan çok geliyor. Yani dışarı dediğimiz o Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir. Yani bu bölgelerden gelen çok. Hani dışarıdan çok müşteri geliyor. Hani şu anda bizi ayakta tutan, şu çarşıyı ayakta tutan dışarıda gelen müşteri. Hazır giyim çok yüksek. Yani o da bir de şeydir yani imalatından dolayı, terzilerden dolayı. Hani terzilerin yüksek dikişlerinden dolayı. Herkes kumaş alsın, herkes diksin. Çünkü kumaş en iyisidir. Ölçüsü de iyidir. Hani tam ölçüye göre dikebiliyorsun. O rahatlık var. Hani en çok tercih edilen o. Çünkü hazırda aldığın kumaşın ne olduğunu bilmiyorsun. Acaba nereden geldi, hangi ülkeden geldi. Ama bizimki Bursa üretimi. Yani bütün mağazaları geziyorum yani şimdi. Nerede uygun? Hiçbir yerde uygun bir şey yok. Yani 80 lira, 90 lira yani. Pike'nin metresi yani. Düşün. Yani alınacak bir gücümüz kalmadı yani gerçekten. Pahalı diyorsun. Yani. Pahalı, çok pahalı. Yani bildikten sonra dikip daha uygun. Yani hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Gerçekten bak deminden beri geziyorum. Şu an hazır 600-700 lira. Yok yani gerçekten yani isyandayız yani. Gerçekten yani Türkiye hiç iyiye gitmiyor. Bir de yani şey geçiyorlar yani. Elmanın kabuğunu değerlendirin bilmem ne yapın bilmem neydin yani. Millet elmayı alabilse onu kabuğuyla yiyecek.